Demek Adnan denilen o adamla evleneceksin. Neden kızım? Neden yapıyorsun bunu kendine Mert'e? Gerçekten o adamı seviyor musun? Yoksa başka bir durum mu var seni ona mahkum eden? Eğer öyleyse söyle. Kurtaralım seni bu esaretten. Asya, bana bak kızım. Gerçekten o adamla evlenecek misin? Sen ne ara değiştin de böyle oldun? Yoksa hep böyleydin de ben mi göremedim? Ben de kendimi insan zarrafı sanırdım. Paraya tamah ettin demek. Ne desen haklısın Yaşar Usta. Benim senden son bir ricam var. Eski günlerin hatırına. Cuma günü, nikah günü Mert'i buradan uzak tut lütfen. Mert'e ihanet ediyorsun. Benimle buna ortak olmamı istiyorsun. Niye yapayım bunu? Ha? Söyle. Neden yapayım? Neden sana yardım edeyim? Mert'i biliyorsun Yaşar amca. Huyunu biliyorsun. Ben o gün kötü şeyler olmasından çok korkuyorum. Ne olur yardım et bana. Mert'i götür buradan. Sonra görüşürüz. Benim bankaya uğramam gerek. Neyse kızım, görüşürüz. Efendim avukat bey? Ay, inşallah iyi haberler vereceksiniz bana. Ne yazık ki öyle değil. Fidan Hanım hakkında tutuklama kararı çıktı. Ay yapmayın. Maalesef durum bu. Fidan Hanım akşam üzeri cezaevine sevk edilecek. Tamam, haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Asya. Neden geldin buraya? Niye buradasın? Asya. Neden buradasın? Gözlerimin içine bak. Bakma Asya. Göz göze gelirsen çözülürsün. Karşı koyamazsın. Aşkına yenilirsin. Geride bırakmalısın her şeyi. Sakın bakma Asya. Mert'i ateşe atma. Asya, bak bana. Gözlerimin içine bak ve benim için geldiğini söyle lütfen. Yaptıklarını unutmaya hazırım. Yeter ki yine tut elimi. Verdiğin sözü unuttun mu yoksa? Hani hiç ayrılmayacaktık? Ne olur yapma Asya. Yazık etme bize. Yazık etme aşkımıza. Bitti Mert. Her şey bitti. Biz diye bir şey yok. Olmayacak da. Unutmalısın beni. Hiç tanımamış, hiç sevmemişsin gibi. Hatta nefret etmelisin. Ama bil ki ben bir mühür gibi kalbimde taşıyacağım seni. Ölene kadar saklı kalacak aşkım bende. Böyle artan kumaşı da poşetin içine koyuyorum, tamam mı Hayriye'ciğim? Sağ ol Ayşe'ciğim. Haydi bakalım. Maşallah sen işleri büyütmüşsün. Gelinlik mi dikiyorsun artık? Ay yok canım, olur mu öyle şey? O benim kızın gelinliği. Aslı evleniyor mu? Aşk olsun Ayşe. Hiç haber etmedin.
Ne zaman nişanlandı, ne zaman evleniyor. Mert'le nikah iptal olunca uzun bir süre evlenmez diyordum ben. Ay, yoksa bu damat için mi bıraktı Mert'i? Olur mu canım? Ne alakası var Hayri'ye? Sonuçta kısmet yani bu işler. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır neticede. Damat kim peki, tanıyor muyuz? Yok, tanımıyorsun. Neyse hadi kahveye de beklerim bir gün. Sen de şunu bir elbise kılıfına koy da öyle kalmasın, kirlenir. Ay, koyacağız herhalde. Kız gelsin prova yapacağız, koyacağız Hayri'ye. Hadi canım, hadi güle güle. Yine beklerim. Tüh ya. Bak görüyor musun? Kaçırdım ağzından işte. Bu boş boğaz Hayri'ye bütün mahalleye yayacak şimdi haberi. Zehrin teyze. Zehrin teyze. Ay dur, yardım edeyim sana. Ay Selma. Ver, vallahi. Allah göndersin kızım ya. Ay ne olacak benim bu halim? Her seferinde daha fazla bir şey almayacağım diyorum. Pazardan her çıktığımda el kol dolu. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim Hayriye. Hayırdır, nereden böyle? Ay, Ayşe'den geliyorum. Nevresim takım siparişi vermiştim de onları aldım. Mert nasıl, iyi mi? Aslan gibi maşallah. Nikah günü bayağı bir üzgündü de. Mert mi? Ne münasebet ayol? Oğlumu Allah kurtardı. Asıl şimdi o Asya zillisi üzülmüştür. Saçını başını yoluyordur ben ne yaptım diye. Ay yok vallahi. Hiç de üzülmüş falan değil. Birini bulmuş bile evleniyor. Ne? Yok canım, mümkün değil. Ayşe cadısı mı söyledi? Hı hı. Bak görüyor musun? Ben malımı bilmez miyim? Yalan Hayriye, yalan. Hem de kuyruklusundan. Vallahi yalan değil. Gelinlik öyle baş köşede duruyordu. Asya gelecekmiş de prova yapacakmış. Ay bu Asya'da ne kısmetli kızmış vallahi. Damatlar sıraya girmiş. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Güle güle. Yarabbim sana şükürler olsun. Kız verilmiş, sadakamız varmış. Allah'ım şu Hayri'ye öyle bir müjde verdi ki. Ayıp olmasa vallahi şurada şak kıtı yak kıtı göbek atacağım. Vallahi ben de çok rahatladım. Ay Mert'in haberi var mıdır acaba? Sanmam. Hemen söyleyelim, Asya'dan umutu tamamen kessin. Olmaz. Kız dellendin her an. Vallahi bütün mahalleyi yakar ha. Asla duymaması lazım, başını belaya sokar. Dur Asya bir evlensin ondan sonra. Doğru diyorsun. Hadi hadi. Hadi. Uyalım. Sen dışarıdayken moda evinden gelip bıraktılar. Asya vallahi bu yaşıma kadar o kadar düğüne gittim ben böyle gelinlik görmedim ha. Kumaşı, deseni hepsi harika. Sana bir şey diyeyim mi? Adnan Bey çok zevkli, çok klas bir adam. Çok şanslısın ha. Kim bilir kaç para vermiştir bu gelinliğe. Ama kızım yapma böyle. Bak başına devlet kuşu konmuş. Senin suratının haline bak. Hadi hadi azıcık yüzün gülsün. Hadi giy de bir bakalım. Provasını alalım ha. Böyle boyu moyu falan olsun olursa moda evinden gelip alacaklar tekrar. Hadi kızım bak düğüne 2 gün kalmış. Yok Şenay. Geldi tek kelime etmedi. Sonra da çekti gitti. Kesin bir şey saklıyor benden. Ya bence de bu kızın bir derdi var ama anlatmıyor. Yani ya da anlatamıyor. Düşün düşün aklımı oynatacağım Şenay. Benim Asya ile mutlaka konuşmam lazım. Ay deli edecek beni bu çocuk ya. Hala Asya diyor ya. Şenay ne yap et lütfen bizi Asya ile bir araya getir olur mu? Ya Mert ben bunun için elimden geleni yaparım ama bak sana söz veremiyorum. Bu aralar Asya'nın sağa sola hiç belli olmuyor çünkü. Şenay ne yap et lütfen tekrar söylüyorum bizi bir araya getir. Lütfen bir şansın den olur mu? Sonra da beni ara. Mert bir şey konuşalım mı oğlum? Ne oldu anne, bir şey mi var? Ben senden bir şey sakladım. Kızmayacaksın ama. Yok annem mi kızmayacağım? Söyle de ne söyleyeceksen. Asya geldi. Seni sordu bana. Eve mi geldi?
Ben de senin evde olmadığını söyledim. Kapıdan yolladım kızı. Anne ne diyorsun sen? Nasıl yaparsın bunu ya? Hani kızmayacaktın oğlum? Aferin sana. İnşallah gelinlik üstündeyken görürsün de koş git. Senin bu Asya zillisinden vazgeçeceğin yok başka türlü. Ay. Ay dur. Evet şöyle tut. Maşallah benim kızıma. Allah nazarlardan saklasın seni. Prensesler gibi oldun anne. Dur şurası da var. Şurayı da koyalım ha. Ay iğne bitti. Ben bir dikiş kutusundan alayım gelin bekle.